Ay acaba ne geldi ya? İki tane kargo. Annem. Tamam açalım gel odana gidelim açalım. Bakalım kargolar. Rüzgar bunların siparişini ben verdim ve ne olduğunu biliyorum. Aç, açalım mı birlikte? Hadi bakalım acaba ne? Sana aldım biliyor musun? Evet tabii ki de senin için. Ya içinde ne var? İhtiyacın olan bir şey aldım. Baykuş mu? Annem baykuşa ihtiyacın olamaz Rüzgar. Öyle bir ihtiyaç mı olur baykuş? Hadi bakalım açalım ne çıkacak? Bunu ben açtım onu da sen mi açacaksın? Yırtman lazım ama biliyor musun? Hayır gerek yok. Bak ben böyle yırtabildim. Bunu da yırtayım sen aç sonra olur mu? Ne bunlar anneciğim? Atlet aldım sana bak rengarenk. Güzel mi? Tamam şimdi bunu ver bakalım öncelikle bana. Burada ne çıkacak biliyor musun? Hazır mısın? Tutar mısın? Açamadım. Rüzgar çok renkli çoraplar aldım sana. Gel bakalım açalım. Tut, tut yine. Aynen rüyaya da olur diye düşünüyorum. Çok böyle değişik geldi bana bunlar. Bir kere nerede giyeceğiz bunları biliyor musun? Jimnastik. Ay Rüzgar rengarenk. Yeşil de var. Yeşil de var tabii ki. Yeşil, turuncu. Bu morları mesela de düşündüm düşündüm. Bu morları dedim ki rüyaya daha çok yakışır. Bu da beyaz. Bu siyah annem. Evet peki. Mavi. Nereye? Lacivert diyebiliriz aslında ona biliyor musun? Onlar rüyanın, onlar rüyaya daha olur. Bunlar senin ayağına göre. Bu ne renk peki? Bu beyaz mı sence? Mavi gibi geldi bana. Bu mavi, Peki bu bu ne renk? Kırmızı. Peki. Bu ne renk? İşte bu. Ne renk o? İşte bu. Bu ne renk bu? Gri. Evet. Bu mavi. Peki bu ne renk? Mavi. Of çok karıştı ortalık. Şimdi ne yapacağız Rüzgar biliyor musun? Kapat gözlerini sana bir şey yapacağım. Aç şimdi gözlerini. Rüzgar çok renkli, çok güzelmiş. Bunları rüyanın paketine atmayalım. Rüya kendi açsın. Spora giderken kullanır diye düşündüm. Spor çoraplarıymış bunlar. Dur bakın. Efendim, yoga yaparken mi kullanacaksın bunları? Jimnastikte mi? Tamam peki bunları da al. Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun? Kafamdan döktüm. Benim kafamdan mı? Evet. Hazır mısın dökmeyi? 1, 2, 3. Rüya Rüzgar ne güzel oldu ya. Rengarenk çoraplarımız var. Birazcık ince miymiş sanki? Gerçi sen de çok kalın çorap sevmiyorsun. Allah! Rüzgar atma. Ben de sana atarım bak. Savaş başlatırız burada. Hazır mısın? Bir iki... Geliyor. Geliyor. Kiu. Piu. Allah. Ben kaçıyorum. Bu savaş bitmez. Allah bir tane daha geldi. Rüzgar. Şimdi burada 5 dakika oturun tamam mı? Hayır olmaz sürpriz hazırlayacağım. Hayır dedim sana. Hayır gelemez. Allah kaçtım. Arkadaşlar öncelikli olarak size söylemiş olayım sürprizi. Halamızın bize aldığı kocaman bir tane tır vardı ya. İşte bunu bugün Rüya ve Rüzgar'ın babasıyla birlikte taktık gördüğünüz gibi. Şimdi ise ne yapacağım biliyor musunuz? Arabaları yerleştireceğim. Bu gri araba. Bu beyaz araba. Ay ters durdu araba. Bu beyaz araba. Ya işte ölçmedim inşallah Rüzgar'ın boyuna göre olmuştur. Bu kırmızı klasik araba. Bu sarı spor araba. Zaten az kaldı ama bizim daha çok arabamız vardı ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir tane daha sarı spor araba. Evet bakıyoruz. Ay benim en sevdiğim lacivert spor araba 10 numara. Fenerbahçe'de diyebiliriz. Bunu da koydum. Şöyle bakayım. Bayağı oldu. Kaç tane? 1, 2, 3 tane araba yerimiz boş. Aa bitti. Elimi atıyorum atıyorum böyle böyle yok. Neyse bakalım şimdi. Güzel oldu. Yani Rüzgar'a birazcık daha hatırlı araba alabiliriz. Artık koyacak yerimiz de var. Şimdi Rüya ve Rüzgar'ı çağırıp onlara sürprizi göstereceğim. Rüzgar'ın boyuna göre olmuştur değil mi ya? Yere bakıyorum, yukarı bakıyorum. Bence tamam gibi. Şimdi gideyim. Acaba ne yapacaklar? Şaşıracaklar mı yoksa mutlu mu olacaklar? Heyecanla bekliyorum. Şimdi gidip onları çağırayım. Rüya!
Rüzgar, sürpriz hazır. Hazır mısınız siz? Allah! Bekleyin durun. Burada bekleyin, tamam mı? Ben oraya gidiyorum. Bekleyin burada. Benim gitti. Kaçıyordu. Vallahi yakaladım. Burada bekle. Bir dakika bekleyin. Gidiyorum. Koştum koştum koştum. Evet, hazırım. 1, 2, 3 gelin. Allah! Rüzgar bak. Rüzgar bak taktık anneciğim. Arabaları da yerleştir. Güzel olmuş mu? Rüzgar bir şey diyeceğim. Bir bak bakalım boyun yetiyor mu arabaları almaya? Aa ya birazcık kısa mı olmuş sanki ya? Böyle bir yaklaşalım. Güzel olmuş mu peki Rüzgar, sen beğendin mi? Beğendim. Peki bir şey sor, elini tutmayacağım şimdi, beni iyi dinle. Bak burada 1, 2, 3 tane sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 3 kere 6 18 tane yerimiz boş. Yani 18 tane Hot Wheels arabası alalım mı sana? Ne dersin? Allah rüya daha şey. Rüzgar senin doğum gününe de az kaldı. Hediye olarak alalım mı sana Hot Wheels arabası? Herkes... Senin doğum gününe daha az kaldı. Herkes 3 tane... Bilmiyorum ama... Elbise falan mı olur diyorsun babanın hediyesi? Ailece hepimizin ortak bir hediyesi mi olur diyorsun? Arkadaşlar bu arada ben size bilgi vermiş olayım. Rüya'nın doğum gününe gerçekten ama gerçekten çok az kaldım. 18'den az ya. Bugün en kaç? 18 mi? Daha az, daha az. 2 hafta falan var, 14 gün falan olması lazım. 13. Evet evet 18 gün. Sen doğrusun, benim hatam var, haklısın. 14. Neyse arkadaşlar, biz şu an Rüya'nın doğum tarihini tam bilmediğimizi anladık, şaka bir yana. Rüya'nın doğum günü videosunu çekelim mi? Hediyemizi görmek ister misiniz Rüya'ya? Rüzgar'ınki belli, Hot Wheels alacağız ona. Rüya'nın hediyesini görmek ister misiniz? Yorumlarda yazın. Şimdilik hoşçakalın. Allah! Ne yapıyorlar? Anneciğim, bugünden itibaren, daha doğrusu dün öğretmeninle toplantı yaptık bildiğin gibi. Bunun üzerine öğretmenimize dedi ki bundan sonra 2B sınıfı sorumluluklarını kendi hallediyor. Şimdi bu konuda sen oldukça iyisin genel olarak. Ama bazı noktalarda böyle şey yapabiliyorsun bazen. Benim hatırlatmam gerekebiliyor ama bundan sonra ben de hatırlatmıyor olacağım. Yani tekrar tekrar söylemeyeceğim sana, bilgin olsun. Ödevler senin sorumluluğunda artık. Bugün artık şey, ödevleri yapamazsın. Cumartesi günü bitti. Ben sana bu konuyu hani söylemek istemedim hiç. Ama dedim ki bir hatırlatma yapayım. Yarın da büyük ihtimalle Efe'lerle dışarı çıkarız. Ödevler sende, ne kadar ödevin var, nasıl ödevin var, nasıl yaparsın, nasıl programlarsın, tamamen sana kalmış bir durum. Tamam? Çık. Hadi bakalım ben gidiyorum. Şöyle. Allah, bu da çok dağılmış ya. Nasıl toparlayacağım? Neyse, bir taraftan başlamak lazım. Ya Allah diyorum ve başlıyorum toplamaya. Broksarslar, bantlar, popitler. Rüya bu ara birazcık dağınık mı? Bana mı öyle geliyor ya? Cık, bilemedim. Ha, ben buraları toparlayamam ki. Öğretmen sorumluluk onlarda dedi. Ben dokunamam. Benden bari bak. Aa Rüya. Ne haber anneciğim? İyi, ben de. Roblox'ta mısın yoksa? Yeah. Hadi bakalım. Anne. Rüzgar. Bir şey, niye yorganları yere attın? Attım, gitti. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya Rüya'nın ödevlerini artık onun sorumluluğuna bıraktık. Öğretmen öyle söyledi çünkü. Ama bana birazcık şey geldi ya. Birazcık korkuyorum, biliyor musun? Neden? Yeah. Çünkü... Bugün Efe'lerle dışarı çıkacağız. Rüya'nın ödevlerini bitirmesi lazım. Yoksa gidemeyiz ki. Gidebiliriz. Ama öğretmeni sıkı sıkı tembihledi. Sakın hatırlatmayın dedi. Of. Ne yapacağız? Biz gideceğiz. Rüya kalacak mı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Abi benim buna gönlüm el vermez. Yok, yapamam ben. Anca beraber. Dur bakalım, daha var. 1-2 saat var daha. Belki birden kalkar, hızlıca bitirir ödevlerini.
Mutfakta da işim bitti benim. Hadi çıkabiliriz artık. Rüzgar, hadi hazırlanalım anneciğim, çıkıyoruz. Efendim? Anne, gece oldu, gidemeyiz. Gece olmadı, akşam oldu. Akşam buluşacaktık ya zaten. Valla bütün gün rüyanda, artık ödevlerini bitirdiyse bitirdi. Ya bitiremediyse, üf, ne yapacağız o zaman? Dur bakalım bir. Rüya. Anneciğim. Rüya anneciğim. Kızım, ha burada mısın? Hadi çıkıyoruz, hazırlan. Efelerle buluşacağız ya. Hiç mi yapmadın? Gerçekten mi? Anneciğim ama Efe'lerle çıkacaktık, birlikte bir yemek yeriz. Ne olacak şimdi anneciğim? Gidemeyecek miyiz? Ya of Rüya, ama sorumluluk sendeydi. Bütün gün resim yaptın. Telefonuna takıldın. Sonra buraya geldin. Ama hiç ödev yapmadın değil mi? Peki bir şey daha söyleyebilir miyim? Uyku saatine de çok yok senin. Bu saatten sonra yetiştirebilecek misin peki ödevlerini? Benim ödevlerim yok oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi. Şimdi gidelim birlikte güzelce ödevlerimizi yapalım. Daha doğrusu birlikte değil, sen hallet. Bugün Efe'lerle çıkmıyoruz. Belli oldu. Peki hatamız ne oldu sence, onu düşün. Doğru planlama yapamamış olabilir miyiz? O zaman bugünden itibaren planlamalarımıza dikkat ediyoruz. Madem Efe'lerle çıkamıyoruz, seninle Efe'yle bir telefon görüşmesi ayarlayabilirim. Görüntülü arayalım az sonra, olur mu? Ama tekrar söylüyorum, ödevler bittikten sonra. Anlaştık mı? Sorumluluklarımız önce, eğlenceyi sonra yaparsak kafamız rahat olur. İşimiz çabuk biter. Hadi bakalım. Hızlıca oturalım, yapalım ödevleri. Arkadaşlar siz ödevlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Önce ödev sonra sorumluluk. Ay, önce sorumluluk sonra eğlence diyenlerden misiniz? Yoksa ödevler kalsın, önemli değil. Biz önce eğlencemize bakalım mı diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdilik hoşçakalın. Hoş geldiniz. Buyurun, neyiniz var? Çocuğumun, eşimin boynunu sinek ısırdı. Sinek mi? Emin misiniz? Çeşidi. Gerçekten mi? İşte gitmiyor böyle, biz aldık onu, böyle attık hemen çöpe. Ay, geçmiş olsun. Şimdi böcek ısırmalarını, arı sokmalarını ve benzeri olaylarda önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce kendi ellerimizi temizliyoruz pış pışım. Sonra da gidiyoruz bölgeyi su ve sabunla temizliyoruz. Ben ellerimi yıkayayım. Ha, ben de dedim kendi kendinizi boynunu yıkayacaksınız herhalde. Sen de kalk istersen, bir boynunu yıkayalım önce. Ondan sonra da şişme ve ödem yapmasını önlemek için ne yapacağız biliyor musunuz? Buz. Şimdi elini tutun, tamam mı? Ne olur ne olmaz. Belki hafif bir baş dönmesi falan varsa. Var mı? Başınız dönüyor mu? Dönmüyor. İyi, süper. Hadi geçin bakalım banyoya. Evet, elleriniz köpürdüyse şimdi boynunu... Kaldır. Allah, ne oluyor ya? İşte acanın acıdı sandım, korktum. Evet, şimdi de ben de elime sabun yaptım. Çalışma edeceksin. Kardeşine. Sen de dur ola bakalım. Ilık bir suyla, birazcık soğuğa yakın olabilir. Ödem yapmasını öneririz. Ama biz burayı yıkamak için geldik. Sizi eğlenceye çevirdiniz olayı. Evet, şimdi gidelim. Ula, saçına döküyordun. Yakaladım seni. Şimdi içeri gidebiliriz. Ve de boynumuza birazcık buz koyalım. Isırılan bölgeye yani. Birazcık mı? Birazcık da ıslanmışsın galiba değil mi? Şimdi kaldır bakalım kafana. Üç deyince onu koyuyoruz boynumuza, tamam mı? Ayağımıza değil. Ödemli ve ödem yapmaması için. Bir, iki. Ha, ablası siz yardımcı olun. Kaldır boynunu. Kaldır tatlım. Hadi yap o zaman. Bekliyoruz, kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş. Çekin. Beşe kadar saysak yeter değil mi? Evet, şimdi bekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha koy. Ay, çok da ıslatmışız. 2, 3, sen koyunca bir irkildi sanki. Bir süre böyle kalırsanız eğer tamamdır. Bakıyorum. Bir tane de alerji ilacı vereceğim size. Peçete.
Peçete yapalım. Tamam yapalım. Peçeteye sardım. Buyurun. Dürüm gibi oldu böyle de ama. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu çok bilinçli bir şekilde çektik. Çünkü biliyorsunuz bir ay kadar önce rüzgarı bir arı sokmuştu. O zaman doktorumuzdan doktorumuzdan net bilgi almıştık. Valla bir rüyayı bir rüzgara, bir rüyayı bir rüzgara bakalım ne olacak. Biz ona vurduk, o bize vurdu. Ha arı değil mi? O gün sen bisikletle arıya çarpmıştın. O da geldi senin eline çarptı artık. Ne diyeyim yani? Yani hadi halet mi diyeyim? Neyse şimdi doktordan edindiğimiz bilgilere göre yapmamız gerekenler tam olarak bunlar. Öncelikli olarak ısırılan veya sokulan bölgeyi sabun ve suyla... Niye atıyorsun ya? Sen istedin onu. Temizliyoruz ve de ödem yapmaması için su koyuyoruz. Ama vücudumuzun herhangi bir tepkimesi, bir reaksiyonu varsa bölgeyi... Eğer baktığınız vücudunuz tepki gösteriyor, ödemli bölgede herhangi bir sıkıntı hissediyorsunuz, ağrı, acı, fazla şişme, buzluğa rağmen... Kıza ayağını değdirdin, gidelim kıyalım bunu da. Ona rağmen şişme falan hissediyorsanız eğer Allah rüzgar geliyor. Mutlaka ama mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Mutlaka ama mutlaka. Hoşçakalın.